bir olay oldu. Bu kadar insanın yaşamını yitirdiği bir olayın sıradan bir olay olmadığı aşikardır. 25 askerin bir birlikte, askeri biri birlikte bir gece cephanelikte yaşamını yitirdiği bir olayla ilgili tek bir siyasinin ya da tek bir askeri bürokratın hesap verip vermeyeceğini de doğrusu merak ediyoruz. Yani böyle bir olayda tek bir komutan sorgulanacak mı? Ya da tek bir komutan, bir genelkurmay başkanı, üst düzey bir komutan onurlu davranıp istifa edecek mi? Milli Savunma Bakanı bununla ilgili hesap verecek mi? Merak ediyoruz. Burası Türkiye. İnsanların canının asker de olsa, sivil de olsa hiçbir değerinin olmadığını zaten acı deneyimlerle biliyoruz. Herhalde bu olayda da bir an önce üstünü örtmeye, gündemi değiştirmeye çalışacaklardır. Fakat halkın zorla askere alınmış evlatlarının canının bu kadar ucuz olmadığını asker anaları göstermelidir. Bu kadar basit değildir olaylar. İnsanlar, gençler bu kadar rahat bir şekilde, bu kadar tabiri caizse göz göre göre yaşamını kaybetmemelidir. Bunun bir hesabı sorulmalıdır. Bunun bir bedeli olmalıdır. Hükümet açısından, komutanlar açısından bir bedeli olmalıdır. Bu nedenle Afyon'da yaşanan olay her neyse, özellikle özgür medya bu olayın üstüne gitmelidir ve bunun hesabı sorulana kadar da muhalefet olarak biz de bu konuyu gündemde tutacağımızı ve sorumlulardan adil bir şekilde hesap soruluncaya kadar da konuyu dikkatle takip edeceğimizi belirtmek istiyoruz. Değerli arkadaşlar, Türkiye'nin içinde bulunduğu durum, dün Başbakan'ın yapmış olduğu konuşmayla, yapmış olduğu değerlendirmelerle bir kez daha net bir şekilde ortaya çıktı. Türkiye iyi bir durumda değil. Başbakan'ın ruh haline, söylemlerine, değerlendirmelerine, kullandığı cümlelere, sözcüklere bakarak Türkiye'nin nerede olduğunu anlayabiliriz. Türkiye bir uçurumdan gümbür gümbür aşağı doğru gidiyor. Çünkü Başbakan da bir uçurumdan gümbür gümbür aşağı doğru gidiyor. Büyük bir panik, korku, bir tedirginlik haliyle etrafındaki herkese, muhalif olarak gördüğü, kendisine engel olarak gördüğü herkese gayri ahlaki bir şekilde saldıran bir başbakan bugün Türkiye'nin içinde bulunduğu durumun tam anlamıyla bir fotoğrafıdır. Biz yıllardır DTP'den, BDP'den bu yana bütün siyasetçi arkadaşlarımızla birlikte hükümete doğru bir yol göstermeye çalışıyoruz. Hükümete gerçek çözümün yol haritasını sunmaya ve Türkiye'yi bu kaostan çıkaracak, gerçek eşitliği ve kardeşliği yaratacak formüller, çözümler üretmeye çalışıyoruz. Bunu da her fırsatta hükümete iletiyoruz. Mitingler vesilesiyle iletiyoruz. Grup toplantılarında, meclis konuşmalarında iletiyoruz. Yetmiyor, bakanları aracılığıyla başbakana bizzat bu yol haritalarımızı gönderiyoruz. Sözlü ve yazılı olarak iletiyoruz. Bunu defalarca yaptık. Başbakan bunları çok iyi biliyor. En son Şubat ayında, bu yılın Şubat ayında kan akmasını önlemek için BDP olarak inisiyatif almak istediğimizi, akan kanı durdurmak için siyasi çözüm konusunda AKP ile bir araya gelerek birlikte yol haritası oluşturma konusunda hazır olduğumuzu bir bakan aracılığıyla bizzat başbakana ilettik. 2012'nin Şubat ayında. O başbakan dün gürleyen, efendim bizi şiddet yanlısı olmakla suçlayan başbakan bu teklifimizi elinin tersiyle reddetmiştir. Şu anda olup biten bütün gelişmelerden birinci derecede sorumlu bir kişi olarak herhalde askeri siyasi anlamda ülkede kontrolü yitirmekle psikolojik anlamda da kontrolü yitirdiğini gösteren bir başbakan olarak kendi sorumluluğunun farkındadır. Bu kadar psikiyatrik sorunlar yaşayan bir başbakan anlaşılıyor ki ülkeyi ve kendisini içine düşürdüğü durumun farkındadır ve bunun psikolojik ağırlığı altında konuşmaktadır. Biz kendisini defalarca uyardık. Ülkeyi bu noktaya getirmemek için, toplumu bu noktaya getirmemek için doğru yolları muhalefet olarak gösterdik. Bedeli ne olursa olsun doğruyu söylemekten çekinmedik. Bugün de o noktadayız.
bedeli ağır olacak diye, efendim AKP'nin yargısıyla tehdit edileceğiz diye biz gerçekleri, doğruları söylemekten çekinmedik. Bundan sonra da herhalde çekinmeyeceğiz. Bugün Türkiye toplumu şunu iyi bilmeli. Bu başbakana uluslararası bir görev ve rol verilmiştir. Nedir o rolü ve görevi? Kürtleri özerklik talebinden vazgeçirmek, Kürtleri tahrik etmek, Kürtleri giderek bağımsızlığa, bağımsızlık talebine yönlendirmek. Başbakana verilen uluslararası görev budur. Ve kendisi de bu rolünü iyi oynamaktadır. Kürtlerin özerklik talebinden vazgeçerek, giderek kopuşa doğru gitmesi konusunda başbakan rolünü iyi oynamaktadır. Biz ilkesel olarak partimizin programı gereği Türkiye'de özerklik çözümünden yana siyasi bir tutum aldıkça kendisi Kürtleri ısrarla kopuşa doğru götürecek adımları atmakta, söylemleri geliştirmektedir. Ben açık açık söylüyorum. Bugüne kadar bu başbakanı durdurmaya çalıştık. Bu saatten sonra kendisini durdurmak zorunda değiliz. Kendisi bilir. Nerede ince ise orada kopar. Bizi tehdit ederek, hakaret ederek, kendisine verilen bu rolü oynama uğruna halkımızın bütün değerlerine saldırarak barışı falan koruyamaz, getiremez, çözümü de getiremez. Ülkeyi nereye götürmek istiyorsa, kendisine verilen görev rol neyse kendisi bilir. BDP ve BDP'yi destekleyen Kürt halkı, onun dostları, demokratlar bugüne kadar hep çözüm noktasında samimi bir yaklaşım ortaya koydular ve başbakanı bu gittiği yanlış yoldan döndürmeye, durdurmaya çalıştılar. Ama başbakan ve tayfası bu konuda ısrarcıysa, bize bedel ödeterek, halka hakaret ederek, tahrik ederek başka bir noktaya götürmeye çalışıyorsa, o nokta eğer Türkiye açısından bir tehlike olarak görülmüyorsa kendileri bilir. Açık açık söylüyoruz, kendileri bilir. İyi değerlendirsinler. Bütün bölgedeki gelişmeleri son derece iyi değerlendirmeleri lazım. Yine AKP'nin ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yönetenlerin şunu bir kez daha iyi bilmeleri lazım. Dünyada herkesin bir teröristi vardır. Her devletin teröristleri vardır. Bakın bugün sizin terörist diye Silivri'ye attıklarınızla siz Milli Güvenlik Kurulu toplantıları yaptınız. Siz balolar, şölenler, resmi törenler yaptınız. Terörist olarak Silivri'ye koyduklarınız yıllardır bu orduyu ve devleti yönetiyor. Ama şimdi sizin teröristleriniz onlar. Siz bunlarla her türlü işbirliğini yaptınız. O dönemde bunlar sizin bilgi ve belgelerinize göre terörist. Genelkurmay Başkanlığı yaptırdınız bunları. Şimdi terörist ilan ettiniz. Sudan Devlet Başkanı El-Beşir yüz binlerce sivilin katliamından sorumludur. Kırmızı bültenle aranıyor. Dünyada en büyük teröristler arasında sayılıyor. Siz burada kendisini karşılayıp devlet başkanı muamelesi yaparak sarmaş dolaş geziler yaptınız. Siz bugün dünyanın terörist olarak tanımladığı El-Kaide'cileri Hatay'daki kamplarda ceplerine para doldurup ellerine silahları verip Halep'te, Şam'da sivillere karşı eylemler yaptırdınız. Yaptırmaya devam ediyorsunuz. Dünya onları terörist olarak tanımlıyor. Fakat siz onların alnından öperek Suriye'ye eylem yapmaya gönderiyorsunuz. Dünyada herkesin bir teröristi var. O nedenle terörizm tanımını, terörizm anlayışını bize dayatamazsınız. Sizin tarif ettiğiniz terörist tanımına BDP uymak zorunda değil. Bu terörizm kavramı altında halkların özgürlük ve siyasi mücadelelerini karalamaya, lekelemeye, uluslararası güçlerin bu konudaki politikalarına BDP riayet etmek zorunda değildir. Bunu da bilmeniz lazım. Sizin yaptığınız kirli işlerin, bugün Suriye genelinde yaptırdığınız kirli işlerin bir gün ortaya çıkmayacağını sanmayın. Ulusal ve uluslararası düzeyde size bu konuda hesap sorulmayacağını asla düşünmemelisiniz. Yine daha Roboski'de katlettiğiniz 34 kişinin
hesabını vermeden o katliamın sorumlularını ortaya çıkarmadan ne zamandan beri sesiniz bu kadar gür çıkıyor? Daha 34 kişinin kanı sizin ellerinizde, üstünüzde, bizzat talimatını, emrini veren sizsiniz. Siz daha bununla ilgili hesap vermemişsiniz. Bu konu kapandı mı sanıyorsunuz? Sesiniz niye bu kadar gür çıkıyor? Sen kime bu konuda bağırıp çağırıyorsun? Önce bu katliamın hesabını vereceğiz. Öldürdüğün 34 çocuğun, gencin hesabını vermeden sen başkasına hesap falan soramazsın. Başkasını teröristlikle suçlayamazsın. Açık açık yaptığın bu katliamın hesabını vermeden başkalarını alçaklıkla suçlayamazsın. Ben sana alçak desem çukurun hatırı kalır. O yüzden söylemiyorum. Bizi, BDP'yi, BDP'lileri eli kanlılıkla, şiddet yanlılığıyla suçlayacak en son kişi sensin. En son kişi AKP'lilerdir. Bunun saklanabilecek, örtülebilecek bir tarafı kalmamıştır artık. Bugün Kandil'de olanlar, dağda bulunanlar, senin gibi ırkçı, senin gibi şovenist, sömürgeci, işgalci zihniyet nedeniyle zaten oradalar. Dağa çıkanlar zaten senin gibiler yüzünden çıkmışlar. Şimdi sen başbakan olmuşsun, halen dağa çıkışı teşvik ediyoruz. Senin işin Kandil'in yolunu göstermek değil, çözüm üreterek dağdan inişin yolunu göstermektir. Sen PKK kuryeliğine soyunarak insanları dağa gitmeye teşvik edeceğine başbakanlığını yap, çözüm üret. Dağın yolunu bilen biliyor, merak etme. Giden de gidiyor, merak etme. Benden daha iyi biliyorsun. Senin bu söylemlerinin, eylemlerinin, politikalarının gençleri nasıl dağa teşvik ettiğini iyi biliyorsun. Bir kez daha benim şahsımda Kürt gençlerini Kandil'e dağa davet ediyorsan senin bileceğin iş. Senin işin PKK kuryeliği değil. Senin işin dağdan inişin, çözümün yollarını bulmaktır. Ve son olarak şunu belirtiyorum. AKP'nin yargısı bizi yargılayamaz. Başbakanın talimatıyla çalışan yargı bir başka siyasi partiyi yargılayamaz. Meşru değildir. Hiçbir KCK davası soruşturması meşru değildir. BDP'yi yargılayacak hiçbir savcının, hakimin şu saatten itibaren meşruiyeti asla kalmamıştır. Bizzat talimat verdik. Gereğini yapıyor yargı diyen bir başbakan karşısında yargının çıkıp istifa etmesi lazım. Başbakandan talimat alan savcı, hakimlerin bu ülkede adil ve bağımsız yargılama yapıyoruz dememesi lazım. Bu nedenle dokunulmazlıklarımızı kaldıracak olan meclis iyi bilmeli ki bizi önüne atacakları yargı AKP'nin yargısıdır. O yargı bizi yargılayamaz. Bizi ancak seçmiş olan, bize oy ve destek vermiş olanlar siyaseten bizi yargılayabilirler. Hiçbir mahkeme siyaseten bizi yargılayamaz. Hiçbir mahkeme bizim siyasetimizi sorgulayamaz. Ama daha önce belirttik, bir kez daha belirtiyoruz. Senin ihaleye fesat karıştırma, yolsuzluk, kalpazanlık, dolandırıcılık fezleken var mı yok mu? Recep Tayyip Erdoğan. Mecliste 3 tane fezleken var. Bunun gibi yüzlerce CHP, MHP, AKP fezlekesi var. Gelin hepsini beraber kaldıralım. 550 milletvekilinin dokunulmazlığını kaldıralım. Cesaretiniz varsa, samimiyseniz bunu yapalım. Ama yok, biz BDP'yi ırkçılara kurban edeceğiz. Tabanımızın gazını almak için eş başkanımızın da aralarında bulunduğu BDP'li vekilleri kurban olarak seçip AKP yargısının önüne atacağız diyorsanız sonuçlarını iyi hesaplamanız lazım. Bu sıradan bir tutum olay değildir bizim için. Bir kez daha ama son kez kendimizi gözden geçiririz. Parlamento ile ilişkilerimizi de elbette ki tartışırız. Partimizle, grubumuzla, halkımızla bütün bu tartışmaları yürütürüz. Bu çocuk oyuncağı değildir. Başbakan talimat verecek, meclis gereğini yapacak, başbakan talimat verecek, yargı gereğini yapacak. Halkımız da bize talimat verir, biz de gereğini yaparız. Herkes gereğini yapar, ortaya çıkan tablo ne olursa olsun biz kaybetmeyiz. Herkes bilsin ki Kürt halkı kaybetmez.
Biz istiyoruz ki Türk ve Kürt halkı birlikte kazansın. Türkiye ve Kürt halkı birlikte kazansın. Orta Doğu'da şekillenen Kürdistan yönetimleriyle Türkiye birlikte kazansın istiyoruz. Bizim çabamız, arayışımız, ısrarımız bundandır. Ama bunun için de halkımızın değerlerini ezdirmeyiz. Halkımızın böylesine hakaretlere maruz kalmasını da asla kabul etmeyiz. Tayyip Erdoğan'ın bunu iyi bilmesi lazım. Öyle öfkelenerek, bağırarak, çağırarak bu işler çözülmez. Sen çözülürsün, partin çözülür, hükümetin çözülür, iktidarın çözülür. Altındaki koltuk kayar, ayağının altındaki halı kayar. Başka da hiçbir şey olmaz. Bu saatten sonra BDP'ye köpürerek, halka hakaret ederek de bize geri adım attıramazsın. Biz doğru bildiğimiz, meşru bildiğimiz, haklı bildiğimiz siyasetimizde ısrarla devam ederiz. Kısa bir duyuruyla arkadaşlar sözü eş başkanımıza bırakacağım. Bu ayın 10'unda Diyarbakır'da Bağlar KCK ana dosyası olarak bilinen davanın duruşması, ilk duruşması başlayacak. Buradan bütün halkımızı, Ahmet halkını o gün ayın 10'unda saat 11'de adliye önünde bütün siyasi tutsaklara, tutuklara sahip çıkmaya çağırıyoruz. Aynı gün İstanbul'da basın emekçilerinin ilk duruşması başlayacak. İstanbul'da da adliye önünde bütün halkımız tutuklu basın emekçilerine sahip çıkmalıdır. Ben bir kez daha hepinize teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Değerli basın mensupları, ben de öncelikle Afyon'da yaşanan bu vahim olay nedeniyle üzüntülerimi ifade etmek istiyorum. Yaşamını yitiren askerlere Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Özellikle yaşamını yitiren askerlerin annelerinin acısını paylaştığımı ifade etmek istiyorum. Ana olmak kolay değil. Ana olmak çok zor bir şey. Çünkü dünyada insanların canından daha fazla sevdikleri bir tek varlıkları vardır. O da evlatlarıdır. Anaların evlatlarını yitirmesinin ne kadar büyük bir acı olduğunu ancak ana yüreğine sahip olan ve bu duyarlılığı anlayabilmek için çaba sarf eden insani duygulara sahip olanlar anlayabilir. İnsani duygularını yitirenler anaların ne yaşadığını, yüreklerindeki acının ne kadar derin olduğunu, ne kadar tarifsiz olduğunu anlayamazlar. Değerli arkadaşlar, dün Başbakan partimize, bize, hatta şahsımıza yönelik gerçekten de hiçbir şekilde siyasetle, edeple, ahlakla, demokrasi ilkeleriyle bağdaşmayacak bir üslupla yine kin kustu. Doğrusu gerçekten kendisine aynı üslupla yanıt vermeyi kendimize yakıştıramıyoruz. Ancak bazı şeyleri ifade etmek gerekiyor. Değerli arkadaşlar, Başbakan bizim üzerimize kan lekesi sıçradığını söylüyor. Ve bunun bir namus lekesi kadar önemli olduğunu söylüyor. Ama bu sözleri söyleyen başbakan bu savaş kararını kendisinin aldığını unutuyor. Savaş kararını ben mi aldım? Bu ülkeyi felakete ben mi sürükledim? 10 yıldır bu ülkeyi ben mi yönetiyorum? Kürt sorununu çözümsüz bırakan ben miyim? BDP mi? BDP'liler mi? Bu başbakan açık, dürüst, samimi ve namuslu olsun. Kendisi bir taraftan açılımdan bahsederken bir taraftan da savaş için hazırlık yaptığını ve aslında gerçek kararının savaş olduğunu çıkıp itiraf etsin. Değerli arkadaşlar, biz Şemdinli'ye oradaki gerçeği görmek için gittik ama bu başbakan
mevzide gidip askerlerle yan yana poz verdi. Savaş kararını ta o zamandan almıştı. Geçtiğimiz günlerde Sayın Arınç bunu itiraf etti. Artık yalan söylemekten vazgeçsinler. Sayın Arınç çok açık ve net bir dille bir televizyon kanalındaki programda dedi ki, biz Habur'dan gelenlerin pişmanlık yasasından yararlanacağını, peyderpey de bu yasadan yararlanarak geleceklerini umuyorduk. Böyle olmadı. Onun için açılım bitti dedi. Bunu itiraf etti. Ama tam 3 yıldır bu ülkeyi, bu halkı efendim gösteri olmuş, halk sevinmiş, onun için açılımı yürütememişler diye kandırıyorlar. Yalan söylüyorlar. İşin gerçeği budur. Bu hükümetin bir çözümü yoktu. Bir yolunu bulup kandırıp pişmanlık yasasını dayatmak istiyordu. Bunu başaramadığı için açılım politikası dediği pişmanlık yasasını dayatma politikasından vazgeçti. Ve savaş kararı aldı. Savaş kararı almasının nedeni budur. Ortada bir çözüm planı falan yoktu. Dayatılan bir pişmanlık yasası, pişman olma yaklaşımı politikası vardı. Buna karşılık bulamadıkları için savaş politikasına geri döndüler ve zaten hemen arkasından 14 Nisan'da görülmedik bir şekilde KCK adı altında tüm demokratik Kürt siyasetini tasfiye etmeye başladılar. Bugüne nasıl gelindi? Bu savaş niye çıktı? Bu soruların cevabını vermeden beni nasıl suçlayabilirsin? Bu kararı sen aldın. Çözümden, müzakereden sen vazgeçtin. Her şeye rağmen, kandırma siyaseti izlediğini bilmesine rağmen, ola ki bir yol bulunabilir diye seninle müzakerelere devam eden Sayın Öcalan'ın önüne koyduğu protokolleri sen reddettin. Çık açıkça söyle, samimi ol, dürüst ol, namuslu ol. O protokollerde yazılanları siyasi olarak ben kabul etmedim, onun için savaş kararı aldım de. Ve bu savaşın sorumluluğunu al. Bu savaşı orta yerde bırakma. Bu savaşın sorumlusu sensin. Demokratik özellik talebini savaşla bastırma kararını alan sensin. Dökülen bütün kanlardan da sen sorumlusun. Gırtlağına kadar kana gömülmüş durumdasın. Farkına var. Artık yalanla yürüyecek bir durumda değilsin. Eğer farkına varırsan belki kendini bu kan deryasından kurtarabilirsin. Ama yalanlara devam edersen yarattığın bu kan deryasının içerisinde boğulacaksın. Bunun vebalini de hiç kimseye yükleyemezsin. Değerli arkadaşlar, yine açıkça şunu ifade etmek istiyorum ki bugünlerde televizyon kanallarında konuşan bazı ırkçı, gerçekten ayrımcı, faşizan düşünceleri temsil eden kişiler var. Ben onları çok açık ve samimi dürüst buluyorum. Gerçek düşüncelerini söylüyorlar. Diyorlar ki Kürtler egemenliği paylaşmak istiyor, bir statü istiyor, özellik istiyor. Bu da bizim kabul edeceğimiz bir şey değildir. Sonuna kadar savaşıp bunları ezmemiz, yenmemiz gerekir. Yanlış bir düşüncedir, kötü bir düşüncedir. Irkçıdır, faşizandır ama samimidir. Başbakan da aynı zihniyeti taşıyor, aynı politikayı izliyor ama çıkıp kameraların karşısında yalan söylüyor. Benim Kürt kardeşlerim diyor. Artık bu yalandan vazgeçsin. Açık ve net kendisini davet ediyorum. Dürüstlüğe, namuslu olmaya, şerefli olmaya davet ediyorum. Kürtleri düşman mı görüyor? Kardeş mi görüyor? Sahte kardeşlik laflarından vazgeçsin artık. Açıkça söylesin. Desin ki demokratik özellik talep eden, statü talep eden, kimliğini bir halk olarak kabul edilmesinde ısrar edenleri ben düşman olarak görüyorum ve onları yeneceğim. Onun için bu savaşı çıkarttım desin. Türk halkına da böyle seslensin. Sizin çocuklarınızı bunun için ölüme gönderiyorum desin. Ben sizin çocuklarınızı, ey Trakyalılar, ey Karadenizliler, ey Konyalılar, İzmirliler, ben sizin çocuklarınızı
Kürtler ana dilde eğitim görmesin. Kürtler özel bir yönetime sahip olmasın diye ölüme gönderiyorum. Bu savaş kararını ben aldım desin. Samimi olsun. Devlet adamı olsun. Yakışsın o koltuğa. Yalanla, ikiyüzlülükle, sahte politikayla bu iş bir yere gitmez. Yaptığı budur. Bir düşmanlık politikası değilse, eğer Kürtleri düşman olarak görmüyorsa, niye bunları yapıyor? Değerli arkadaşlar, ben Şemdinli'de bir düşmana sarılmadım. Ben Şemdinli'de çözümsüz kalan Kürt sorunu nedeniyle yaşamını ortaya koymuş, ölümü de göze almış, dağa çıkmış bir insana merhaba dedim. Benim için o düşman değil. Tayyip Erdoğan için düşmansa, Kürtler düşmansa çıksın bunu söylesin. Benim için bu sorunu çözme sorumluluğunu daha çok hatırlatan bir tablodur o. Eğer şimdiye kadar 30 bin Kürt genci ölümü göze almış, gitmiş, ölmüşse bu bir sorundur. Bu bir insani sorundur. Bu bir vicdani sorundur. Bu bir ahlaki sorundur. Nasıl evimde gelip rahat yatıp uyuyacağım? Buna sırtımı dönerek, bu gerçeğe sırtımı dönerek. Kürt gençleri gitsinler, dağda ölsünler. Türk gençlerini de Tayyip Erdoğan ölüme göndersin. Ölsünler, ben de gelip evimde rahat uyuyayım diyemem. Değerli arkadaşlar, o gün orada bulunan basın mensuplarının elinde görüntüler var. İsteseler tamamını yayınlayabilirler. O görüntülerde çok açık ve net, biz tokalaşırken, umarım bu sorunu çözeriz, umarım özgürlükleri getiririz, sizler de artık şehirde olursunuz dedik. Temennimiz buydu. Bu duygularla biz o insanlarla merhabalaştık. Olması gereken de budur. Çözümsüz bırakılan, devlet terörüyle bastırılmak isteyen hak ve özgürlükler sorunu nedeniyle böyle bir yolu tercih etmiş insanlardır. Çözüm bulmak ve onları oradan indirmek, onları demokratik siyasi hayata katmak her kendisine insanım diyenin görevidir. Ama yok, başbakan şunu diyorsa ben gideceğim, bulacağım, öldüreceğim, bitireceğim, kökünü getireceğim, kazıyacağım, imha edeceğim. Evet, BDP Diyarbakır İl Binası'nda BDP eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Gülten Kışanak'ın basın toplantısını ekranlarınıza canlı olarak taşıdık. Önce BDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş sözü aldı ve ilk olarak Afyonkarahisar'daki patlamaya ilişkin konuştu. Oldukça sert bir mesajı oldu. Asker annelerine çocuklarının canlarının bu kadar ucuz olmadıklarını göstermelerini istedi. Bu olayın üzerine gidilmesini istedi. Medyaya bir çağrısı oldu. Başbakanın dünkü açıklamalarına da cevap verdi. Biliyorsunuz dün Başbakan Erdoğan genişletilmiş il başkanları toplantısında Ankara'da konuşmuştu ve BDP'ye yönelik sert mesajları olmuştu. Bu mesajlara cevap verdi. Erdoğan'ın Kürt sorunu karşısındaki tutumunu öncelikle eleştirdi ve Erdoğan'a Kürtleri özellik talebinden vazgeçirmek için bir görev verildiğini, başbakanın da bu görevi yerine getirdiğini altını çizerek söyledi. Başbakanın BDP'ye yönelik sert sözlerine yanıt verdi demiştik. Roboski katliamını hatırlattı Selahattin Demirtaş. Başbakanın kendilerinden hesap sormadan önce Roboski'nin hesabını vermesini istedi Selahattin Demirtaş. Ve biliyorsunuz dün Başbakan Erdoğan BDP'lilere Kandil'in yolunu göstermişti. Tabii bu sözleri önemliydi. Başbakan dağdan inişin yolunu göstersin, çözüm üretsin. Başbakanın yürüttüğü politikalarda asıl kendisi gençlere dağın yolunu gösteriyor dedi. Hemen arkasından da tabii Gülten Kışanak sözü aldı. Yine Antep saldırısına ilk olarak değindi Gülten Kışanak da. Anneler için duyduğu üzüntüyü dile getirdi ve başbakanın Kürt sorunu konusundaki çözümsüz politikalarını eleştirdi Gülten Kışanak. Kürt açılımını dillendirirken aynı zamanda savaş kararı aldığını söyledi Başbakan Erdoğan'ın ve hükümetin. Habur'dan gelişleri hatırlattı, bu önemliydi. Dayatılan bir pişmanlık yasası vardı. Bu amacına ulaşmayınca savaş politikalarının hayata geçirildiğini söyledi Gülten Kışanak. Başbakanın
ırkçı, faşizan bir tutum sergilediğini söyledi. Her fırsatta Başbakan Erdoğan'ın benim Kürt kardeşlerim demesinden vazgeçmesini istedi. Sayın seyirciler, tabii bu açıklamaların detaylarını sizinle paylaşacağız. Tabii günün en önemli gündem maddesi Afyonkarahisar'daki patlama, onu bir hatırlatalım size. Afyonkarahisar'da askeri mühimmat deposunda bir patlama meydana geldi. Genelkurmay Başkanlığı patlamada 25 askerin yaşamını kaybettiğini açıkladı. Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu patlamanın nedeniyle ilgili dışarıdan bir sabotaj söz konusu olmadığını ifade etti. Tamamen bir kaza olduğu konusunda ben de kesinlikle mutmainim şeklinde konuştu Eroğlu. 15 yaralımız vardı. 7 tanesi ayakta tedavi edildi. 8 yaralımızın tedavisi sürüyor. Hayati tehlikeleri bulunmuyor dedi. 25 askerin naaşları ise DNA tespitleri için Ankara'daki GATA'ya gönderildi. Afyonkarahisar'ın Ataköy ilçesindeki 500. İstihkam Ana Depo Komutanlığı Şehit Uzman Çavuş Mete Saraç Kışlası'ndaki mühimmat deposunda dün gece saat 21.15 sıralarında bir patlama meydana geldi. Olayda 25 asker yaşamını kaybetti. 7 kişi de patlamada yaralandı. Yaralananlardan 4'ü asker, 3'ü ise sivil. Siviller tedavilerinin tamamlanmasının ardından hastaneden taburcu edildiler. Genelkurmay Başkanlığı olaya ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada olayla ilgili idari ve adli soruşturma başlatılmıştır. Elim olay sonucu hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve meslektaşlarına sabır, yaralılarımıza acil şifalar dileriz denildi. Yeniden Diyarbakır'a dönelim. BDP eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Gülten Kışanak bir basın toplantısı düzenliyordu. Gülten Kışanak'ın açıklamalarına yeniden bakalım. Dokunulmazlık içinde söylüyorum. Hodri meydan. Biz her birimiz birey olarak, bağımsız aday olarak seçime girmiş, oy almış kişileriz. Koysun sandığı, dokunulmazlığımızın kaldırılmasını halk onaylıyorsa ertesi gün biz kendimiz istifa edeceğiz. Milletvekilliğinden istifa edeceğiz. Ben Siirt'ten 53 bin oy almışım. Koyalım sandığı. Bir tek oy eksik alırsam ertesi gün istifa edeceğim. Sorsun bakalım halk, oradakiler terörist midir? Onlara merhaba demek suç mudur? Sorsun bir bakalım halka. Değerli arkadaşlar, bu böyle ben egemenliği elime geçirmişim. Devletin gücünü elime geçirmişim. Tankım, topum, askerim, silahım, polisim, cezaevim var. Herkesi de korkuyla yönetirim. Herkes bana biat eder diyen devir geçti artık. Geçti o devirle. Geçmiş olsun. Biz korku duvarını aştık. Biz korkuyla artık yönetilecek bir toplum değiliz. Tehditle, şantajla yönetilecek bir toplum değiliz. Efendim, Türkiye kamuoyu infial olmuş o görüntülerden. Yalan söylüyorsunuz. Siz Türkiye kamuoyu infial olsun diye her gün her gün o görüntüleri bir saniye, iki saniye verip üzerine dünya kadar ırkçı kin kusuyorsunuz. Bunu yapmasanız Türkiye toplumu infial olur mu? Bu sorunu çözmemiz lazım deseniz Türkiye toplumu infial olur mu? Benim de orada bu sorunu çözmemiz gerekir dediğim sözlerimi verseniz Türkiye toplumu infial olur mu? Kanal D'nin muhabiri oradaydı, hemen sıcağı sıcağına sordu. Söylediğim cümle şudur. Bu tabloda göstermiştir ki acilen bu sorunu çözmemiz lazım. Siyasetin sorumluluğunun ne kadar ağır olduğunu göstermiştir bu tablo demişim. Ama yok. Çözümü konuşmak istemiyorlar. Bunlar kendi savaşlarını meşrulaştırmak istiyorlar. Kendilerinin akıttığı kana meşruiyet yaratmaya çalışıyorlar. Bunu başka bir yere bize ihale etmeye çalışıyorlar. Değerli arkadaşlar, ben vesileyle aslında hiç dokunmak istemediğim, hiç değerlendirmek istemediğim bu olayın bir boyutuna daha yanıt da vermek istiyorum. Artık mecbur oldum. Yani her geçen gün böyle bakan, profesör, başbakan sıfatı taşıyan kişiler cinsiyetçi, kadını aşağılayan, ayrımcı, bu konuda nefret suçu işleyen söylemler kullandıkları için bu konuya da değinmek istiyorum. Değerli arkadaşlar,
insanları diğer canlılardan ayıran şey güdülerini kontrol edebilmeleridir. İnsanlar güdüleriyle hareket etmezler. Hayvanlar güdüleriyle hareket eder. Eğer bu ülkede bu sözleri kullananlar diğer bütün insani değerlerini yitirmiş, sadece güdüleriyle yaşıyorlarsa onlara söyleyebilecek hiçbir şeyim yok. Benim her şeyden önce bir kalbim var. İnsani değerlerim var. Vicdanım var. Adalet duygum var. Sevgim var. Bunları yitiremem. Ben bir insanım. Ama bu değerlerinin tamamını yitirmiş. Vicdanını, adalet duygusunu, sevgisini, değerlere bağlılığı, insan olmanın önemini, acıma duygusunu, bunların hepsini unutup, hepsini bir kenara bırakıp, sadece ve sadece güdüleriyle yaşayan hayvanlara söz ver, cevap vermeyeceğim buradan. Sadece ve sadece bunu söylüyorum onlara. Böyledir. Eğer insanlar kendilerine insanım diyorlarsa, hayatlarına güdüleri yön vermez. Bilinçleri yön verir. Ve diğer duyguları yön verir. Akılları ve mantıkları yön verir. Ama bunlar bu değerlerin hepsini yitirmişler. Onun için de böyle cinsiyetçi, nefret suçu işleyen, kadınlara karşı aşağılayıcı bir dil kullanan yaratıklar haline gelmişler. Başka da bir şey söylemiyorum. Ayrıca da şunu da söylüyorum. Hani bu sözler de onların cevabı değil. Onlarla karşılaştığım yerde yüzlerine de tüküreceğim. Bu cümleleri kullananların yüzüne tüküreceğim. Hak ediyorlar çünkü bunu. Evet arkadaşlar, dokunulmazlık konusunda da eş başkanımız partimizin tavrını açıkladı. Ben açıkça şunu da eklemek istiyorum. Bizim sanki dokunulmazlığımız mı var? Biz gittiğimiz her yerde engellenmiyor muyuz? 3 tane BDP milletvekili polis saldırı sonucu sakatlanmadı mı? Her gün dayak yemiyor muyuz meydanlarda? Davalarımız devam etmiyor mu? Dokunulmazlığımız mı var? Canlarının istediği kadar, istediği yerde ve istediği zamanda dokunuyorlar zaten. Bu konuda dürüst ve samimi olsunlar. Söylediğimiz gibi herkes, parlamentodaki herkesin dokunulmazlığı kaldırılsın. Biz de seve seve dokunulmazlıklarımızın kaldırılmasına evet oyu vereceğiz. Ancak ırkçılık ve ayrımcılık yaparlarsa hırsızları, kalpazanları, ihaleye fesat karıştıranları koruyan ama çözüm arayan, barış için, çözüm için görüşlerini ifade eden, mücadele eden insanlara da yok size ayrımcılık yapacak diyorlarsa, o zaman da biz o gelişen koşullarda parti olarak değerlendirmemizi yapar, tutumumuzu alırız. Buna da eyvallah diyecek halimiz yoktur. Bunu herkesin bilmesi gerekiyor. Ancak şunu çok iyi bilsinler ki biz dokunulmazlık zırhına güvenerek mücadele etmiyoruz. Biz dokunulmazlıklarımız olmadan da aynı şeyleri söylüyorduk, aynı mücadeleyi yürütüyorduk. Dokunulmazlığımız olsa da olmasa da bizim için fark etmiyor. Bu bir insanlık mücadelesidir, bu bir onur mücadelesidir, bu bir demokrasi, barış, çözüm mücadelesidir. Bu vicdani bir şeydir. Hiçbir şeyle de ölçülemez. Bu insan olmanın bir gereğidir. Bu mücadelenin bir neferi olmanın onuru bize yetiyor. Başbakan öyle kameralar olmasaydı ellerini öperlerdi, biraz da haçlı kalırlardı diyor. Sanıyor ki kendisinin yanında ihale için, rant için, para için duranlarla bizi aynı kefeye koymaya çalışıyor. Böyle değil başbakan. Senin çevrende bir ton satlık insan olabilir. Sen bir yerlere kendini peşkeş çekebilirsin. Suudi Arabistan'dan aldığın paralar karşılığında Suriye politikasını yürütebilirsin. Senin için böyle şeyler olabilir ama bizim için öyle değil. Bizim ömrümüz fedakarlıkla geçmiş. Biz bedel ödemek için, rant kazanmak için değil bu mücadeleye girmişiz. Onun için böyle senin vakti zamanda birilerinin önünde diz çöküp ele tek öptüğün pozisyonda da değiliz. Bugüne kadar alnımız ak, başımız dik, bugüne geldik. Mahcup olmadık.
bundan sonra da halkımıza karşı özgürlük mücadelesine, demokrasi mücadelesine karşı mahcup olmayacak kadar dik ve onurlu bir duruşun sahibi olacağız. Bunları aklının bir kenarına yaz. Bizimle ilgili konuşurken bunlara bak, ondan sonra konuş. Çevrendekilerine, yanındakilerine bakıp bizi de onlar zannedip konuşma. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Evet, sorabilir miyim? Çok etkin senaryo yazmaya başladım. Yani gelişmelere göre partimizin bütün yetkili kurulları bütün aşamaları değerlendirecektir. Fakat böyle bir ayrımcı pozisyonla karşılaştığımızda kesinlikle sessiz kalmayacağız. Bir tavrımız olacak. Ama tavrımızın ne olacağı bu durum ortaya çıktıkça partimiz değerlendirir, kararlarını alır. Sadece partimizin değil, bütün il ilçe teşkilatlarımızın, halkımızın o aşamada görüşlerini alarak hareket ederiz. Kaldırılacağına kesin gözüyle bakıyor musunuz? Sanki... Yani herkesin başbakan gibi düşündüğü kanaatinde değilim ben. AKP'de de, CHP'de de farklı düşünceler olabilir. Paldır küldür, işte freni patlamış kamyon gibi giden başbakandan farklı olan AKP'liler de olacaktır. Gelişmeler neyi gösterir bilmiyorum ama herkesin sağduyulu, akıllıca hareket etmesine faydalı var AKP cephesinde. Başbakan Kürtleri özgürlüğe doğru sürüklüyor dediniz. Ona yönlendiriyor dediniz. Bir süre önce eski CIA başkanlarından birinin bir raporu ortaya çıktı. Bu Orta Doğu'da haritalar yeniden çizilirken bir Kürt devleti kurulup Türkiye'ye bağlanacak, federatif bir sistem kurulacak gibi bir öngörüye yer vermişti. Buna siz ne diyorsunuz? Bununla bağlantılı olabilir mi? Yani bunlar uzun siyasi tahliller gerektiriyor ama Kürtlerin devletleri oluyor, görüyorsunuz. Şu anda Kürdistan Federal Bölgesi var. Suriye'de Kürdistan Özerk Bölgesi var. Ve Türkiye'de de Kürtler özerk bir Kürdistan talebine sahipler. Bunlar Türkiye'ye bağlanır mı, bağlanmaz mı, sonu ne olur? Bunları şu anda kestirmek mümkün değil ama Kürtlerin artık statüsüz yaşamayacağı, yaşayamayacağı, bunu kabul etmeyeceği nettir. Hükümetin bunu kabullenmesi gerekir ve bu durumu iyi analiz ederek buna göre politika üretmesi gerekir. Teşekkürler arkadaşlar. Bulmazlık içinde söylüyorum. Hodri meydan. Biz her birimiz birey olarak, bağımsız aday olarak seçime girmiş, oy almış kişileriz. Koysun sandığı, dokunulmazlığımızın kaldırılmasını halk onaylıyorsa ertesi gün biz kendimiz istifa edeceğiz. Milletvekilinden istifa edeceğiz. Ben Siirt'ten 53 bin oy almışım. Koyalım sandığı. Bir tek oy eksik alırsam ertesi gün istifa edeceğim. Sorsun bakalım halk, oradakiler terörist midir? Onlara merhaba demek suç mudur? Sorsun bir bakalım halka. Değerli arkadaşlar, bu böyle ben egemenliği elime geçirmişim. Devletin gücünü elime geçirmişim. Tankım, topum, askerim, silahım, polisim, cezaevim var. Herkesi de korkuyla yönetirim. Herkes bana biat eder diyen devir geçti artık. Geçti o devirle. Geçmiş olsun. Biz korku duvarını aştık. Biz korkuyla artık yönetilecek bir toplum değiliz. Tehditle, şantajla yönetilecek bir toplum değiliz. Efendim, Türkiye kamuoyu infial olmuş o görüntülerden. Yalan söylüyorsunuz. Siz Türkiye kamuoyu infial olsun diye her gün o görüntüleri bir saniye, iki saniye verip üzerine dünya kadar ırkçı kin kusuyorsunuz. Bunu yapmasanız Türkiye toplumu infial olur mu? Bu sorunu çözmemiz lazım deseniz Türkiye toplumu infial olur mu? Benim de orada bu sorunu çözmemiz gerekir dediğim sözlerimi verseniz Türkiye toplumu infial olur mu? Kanal D'nin muhabiri oradaydı, hemen sıcağı sıcağına sordu. Söylediğim cümle şudur. Bu tabloda göstermiştir ki acilen bu sorunu çözmemiz lazım. Siyasetin sorumluluğunun ne kadar ağır olduğunu göstermiştir bu tablo demişim. Ama yok. Çözümü konuşmak istemiyorlar. Bunlar kendi savaşlarını meşrulaştırmak istiyorlar. Kendilerinin akıttığı kana meşruiyet yaratmaya çalışıyorlar. Bunu başka bir yere bize ihale etmeye çalışıyorlar.
Değerli arkadaşlar, ben Vesile ile aslında hiç dokunmak istemediğim, hiç değerlendirmek istemediğim bu olayın bir boyutuna daha yanıt da vermek istiyorum. Artık mecbur oldum. Yani her geçen gün böyle bakan, profesör, başbakan sıfatı taşıyan kişiler cinsiyetçi, kadını aşağılayan, ayrımcı, bu konuda nefret suçu işleyen söylemler kullandıkları için bu konuya da değinmek istiyorum. Değerli arkadaşlar, insanları diğer canlılardan ayıran şey güdülerini kontrol edebilmeleridir. İnsanlar güdüleriyle hareket etmezler. Hayvanlar güdüleriyle hareket eder. Eğer bu ülkede bu sözleri kullananlar diğer bütün insani değerlerini yitirmiş, sadece güdüleriyle yaşıyorlarsa onlara söyleyebilecek hiçbir şeyim yok. Benim her şeyden önce bir kalbim var. İnsani değerlerim var. Vicdanım var. Adalet duygum var. Sevgim var. Bunları yitiremem. Ben bir insanım. Ama bu değerlerinin tamamını yitirmiş. Vicdanını, adalet duygusunu, sevgisini, değerlere bağlılığı, insan olmanın önemini, acıma duygusunu, bunların hepsini unutup, hepsini bir kenara bırakıp, sadece ve sadece güdüleriyle yaşayan hayvanlara söz ver, cevap vermeyeceğim buradan. Sadece ve sadece bunu söylüyorum onlara. Böyledir. Eğer insanlar kendilerine insanım diyorlarsa, hayatlarına güdüleri yön vermez. Bilinçleri yön verir. Ve diğer duyguları yön verir. Akılları ve mantıkları yön verir. Ama bunlar bu değerlerin hepsini yitirmişler. Onun için de böyle cinsiyetçi, nefret suçu işleyen, kadınlara karşı aşağılayıcı bir dil kullanan yaratıklar haline gelmişler. Başka da bir şey söylemiyorum. Ayrıca da şunu da söylüyorum. Hani bu sözler de onların cevabı değil. Onlarla karşılaştığım yerde yüzlerine de tüküreceğim. Bu cümleleri kullananların yüzüne tüküreceğim. Hak ediyorlar çünkü bunu. Evet arkadaşlar, dokunulmazlık konusunda da eş başkanımız partimizin tavrını açıkladı. Ben açıkça şunu da eklemek istiyorum. Bizim sanki dokunulmazlığımız mı var? Biz gittiğimiz her yerde engellenmiyor muyuz? 3 tane BDP milletvekili polis saldırısı sonucu sakatlanmadı mı? Her gün dayak yemiyor muyuz meydanlarda? Davalarımız devam etmiyor mu? Dokunulmazlığımız mı var? Canlarının istediği kadar, istediği yerde ve istediği zamanda dokunuyorlar zaten. Bu konuda dürüst ve samimi olsunlar. Söylediğimiz gibi herkes, parlamentodaki herkesin dokunulmazlığı kaldırılsın. Biz de seve seve dokunulmazlıklarımızın kaldırılmasına evet oyu vereceğiz. Ancak ırkçılık ve ayrımcılık yaparlarsa hırsızları, kalpazanları, ihaleye fesat karıştıranları koruyan ama çözüm arayan, barış için, çözüm için görüşlerini ifade eden, mücadele eden insanlara da yok size ayrımcılık yapacak diyorlarsa o zaman da biz o gelişen koşullarda parti olarak değerlendirmemizi yapar, tutumumuzu alırız. Buna da eyvallah diyecek halimiz yoktur. Bunu herkesin bilmesi gerekiyor. Ancak şunu çok iyi bilsinler ki biz dokunulmazlık zırhına güvenerek mücadele etmiyoruz. Biz dokunulmazlıklarımız olmadan da aynı şeyleri söylüyorduk, aynı mücadeleyi yürütüyorduk. Dokunulmazlığımız olsa da olmasa da bizim için fark etmiyor. Bu bir insanlık mücadelesidir, bu bir onur mücadelesidir, bu bir demokrasi, barış, çözüm mücadelesidir. Bu vicdani bir şeydir. Hiçbir şeyle de ölçülemez. Bu insan olmanın bir gereğidir. Bu mücadelenin bir neferi olmanın onuru bize yetiyor. Başbakan öyle kameralar olmasaydı ellerini öperlerdi, biraz da haçlı kalırlardı diyor. Sanıyor ki kendisinin yanında ihale için, rant için, para için duranlarla bizi aynı kefeye koymaya çalışıyor. Böyle değil başbakan.
Senin çevrende bir ton satlık insan olabilir. Sen bir yerlere kendini peşkeş çekebilirsin. Suudi Arabistan'dan aldığın paralar karşılığında Suriye politikasını yürütebilirsin. Senin için böyle şeyler olabilir ama bizim için öyle değil. Bizim ömrümüz fedakarlıkla geçmiş. Biz bedel ödemek için, rant kazanmak için değil bu mücadeleye girmişiz. Onun için böyle senin vakti zamanda birilerinin önünde diz çöküp el etek öptüğün pozisyonda da değiliz. Bugüne kadar alnımız ak, başımız dik, bugüne geldik. Mahcup olmadık. Bundan sonra da halkımıza karşı, özgürlük mücadelesine, demokrasi mücadelesine karşı mahcup olmayacak kadar dik ve onurlu bir duruşun sahibi olacağız. Bunları aklının bir kenarına yaz. Bizimle ilgili konuşurken bunlara bak, ondan sonra konuş. Çevrendekilerine, yanındakilerine bakıp bizi de onlar zannedip konuşma. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sorabilir miyim? Çok etkin senaryo yazmaya başladım. Yani gelişmelere göre partimizin bütün yetkili kurulları bütün aşamaları değerlendirecektir. Fakat böyle bir ayrımcı pozisyonla karşılaştığımızda kesinlikle sessiz kalmayacağız. Bir tavrımız olacak. Ama tavrımızın ne olacağı bu durum ortaya çıktıkça partimiz değerlendirir, kararlarını alır. Sadece partimizin değil, bütün il ilçe teşkilatlarımızın, halkımızın o aşamada görüşlerini alarak hareket ederiz. Kaldırılacağına kesin gözüyle bakıyor musunuz? Sanki... Yani herkesin başbakan gibi düşündüğü kanaatinde değilim ben. AKP'de de, CHP'de de farklı düşünceler olabilir. Paldır küldür işte freni patlamış kamyon gibi giden başbakandan farklı olan AKP'liler de olacaktır. Gelişmeler neyi gösterir bilmiyorum ama herkesin sağduyulu akıllıca hareket etmesine faydalı var AKP cephesinde. Başbakan Kürtleri özgürlüğe doğru sürüklüyor dediniz. Ona yönlendiriyor dediniz. Bir süre önce eski CIA başkanlarından birinin bir raporu ortaya çıktı. Bu Orta Doğu'da haritalar yeniden çizilirken bir Kürt devleti kurulup Türkiye'ye bağlanacak federatif bir sistem kurulacak gibi bir öngörüye yer vermişti. Buna siz ne diyorsunuz? Bununla bağlantılı olabilir mi? Yani bunlar uzun siyasi tahliller gerektiriyor ama Kürtlerin devletleri oluyor, görüyorsunuz. Şu anda Kürdistan Federal Bölgesi var. Suriye'de Kürdistan Özerk Bölgesi var. Türkiye'de de Kürtler özerk bir Kürdistan talebine sahipler. Bunlar Türkiye'ye bağlanır mı, bağlanmaz mı, sonu ne olur? Bunları şu anda kestirmek mümkün değil ama Kürtlerin artık statüsüz yaşamayacağı, yaşayamayacağı, bunu kabul etmeyeceği nettir. Hükümetin bunu kabullenmesi gerekir ve bu durumu iyi analiz ederek buna göre politika üretmesi gerekir. Teşekkür arkadaşlar.